Değerli dostlar merhaba. İlk sohbetimde işgalcilerin başkent İstanbul dahil ülkemizin neredeyse tamamını tek kurşun yemeden nasıl işgal ettiklerini anlatmayanlara İstanbul'un nasıl işgal edildiğini salağa anlatır gibi anlattım. Şimdi de İngilizlerin ülkemizi terk etmesinden duydukları büyük üzüntü, kahır ve hazımsızlıktan olsa gerek tek kurşun atmadan neden gittiler diye kahru perişan olanlara neden ve nasıl gittiklerini anlatacağım. Belli ki İngilizleri gücendirmemeliyiz diyen Padişahı Alem Penah Hazretlerimizin torunları İngilizlerin gitmesinden dolayı çok üzülüyorlar. Neredeyse çıkacaklar diyecekler ki tek kurşun atmadan nasıl giderler? Olamaz böyle bir şey. Bizi nasıl terk ederler diyecekler diyemiyorlar. Böyle ağlayacaklar neredeyse o derece yani. Şimdi biraz daha biz üzeceğiz onları anlaşılan o ki biraz daha üzülecekler. Bu biliyorsunuz son zamanlarda Ahmet Anapalı denilen kendisine tarih doktoru diyen bir arkadaşla atışıyoruz biliyorsunuz. Benim için işte Sedat Peker Kerin tarih anlatan versiyonu falan diyormuş. Madem öyle o zaman biz de bir şey yapalım, yoklama alalım. Ahmet Anapalı, orada mısın? Tamam. Hadi dostlar başlıyoruz. Şimdi tarih anlatımına gireceğiz. Biraz üzülecekler demiştik. Neden? Çünkü biz gerçek tarihi anlatıyoruz. Bunlar gibi masal anlatmıyoruz. Adam kaç gündür canlı yayın diye üstüme bir de salmış şeylerini. Geliyorlar böyle bizim videoların altına falan yorum yazıyorlar. Canlı yayın diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Biz tarih anlatmaya devam. Girizgahı önce ben 100 yılın yalanı olarak ifade ettiğim bir şehir efsanesiyle yapmak istiyorum dostlar. Bu ne diyordu? Kafasında feste dolaşan bir İngiliz muhibbanı Fesli Kadir vardı. Bu arada ben bunu bir tarafımdan uydurmuyorum. İngiliz muhibbanı olduğunu kendi ağzıyla söylüyor. Ne demişti bir videosunda? Ben İngiltere'ye düşman gittim, dost olarak geri döndüm demişti. Yani biz bir tarafımızdan bir şey uydurmuyoruz. Kendi söylüyor yani İngiliz muhibbanı olduğunu. Şimdi bu ne diyordu şey için? William Shakespeare için. William Shakespeare'in gerçek adı Shakespeare'dir ve gizli Müslümandır diyordu. Değil mi dostlar? Kimlere dert anlatmaya, laf anlatmaya uğraşıyoruz değil mi? Ya inanılır gibi değil. Aklıma bu benim şeyi getirdi. Bu Bizimkiler diye bir dizi vardı sevgili dostlar bir zamanlar. Hatırlayanlarınız vardır muhakkak. Bizim yaşımız yetiyor. 40 yaşından büyük kardeşlerime sesleniyorum. Yaşı tutmayanlar vardır ama Bizimkiler dizisinde bir tane Dunkhoff Davut vardı. Almancı bir aile vardı hatırlarsınız. Onun bir sahnesi geliyor hep aklıma bu Fesli Kadir'in bu Shakespeare muhabbetini görünce. O sahnede şey vardı böyle Bizimkiler dizisinde. İşte yılbaşı ağacı süslüyor Dunkhoff Davut'un şeyi, karısı. Yanında bir kadın var. Ağaca bir Noel Baba şeyi asacak. Biblosu, oyuncağı asacak işte. Bu adamı nereye asayım diyor. Dunkhoff Davut hemen böyle kafayı kaldırıp diyor ne adamı falan diye böyle hangi adam falan diye soruyor. Karısı da diyor ki Noel Baba. Dunkhoff Davut da diyor ki hot diyor. Ne Noel Babası? Onun adı diyor Nail diyor. Türktür o diyor. Türktür, Türktür. Garibanların babası Nail Baba falan diyor. Biraz tarih okuyun. Cahil cahil gezmeyin. Her şey tarihte var falan diyordu o sahnede. İşte bunlar da aynı öyle dostlar. Bir de cahillikle suçluyor biliyorsunuz. İşte bu tür böyle tarih anlatıcılarını ancak şeyde görürsünüz ya. Böyle dizi senaryolarında falan görürsünüz. İşte Bizimkilerde de öyle bir sahne vardı hatırlayınca. Size de aktarmak istedim. Bu arada ben de tabii bir büyük bir sırrı deşifre etmek isterim şimdi. Tabii bunlar şimdi anlatıyor bizi geri durmayalım. Bu Amerikan dolarının üzerinde Benjamin Franklin'in fotoğrafı var biliyorsunuz. Onun adı aslında Bünyamin Fırıncı'dır. Gerçek adı ve gizli Müslümandır. Üstüne üstlük bir de Türk'tür ha. Tabii bu Müslüman Türk'tür yani. Bünyamin Fırıncı. Karşımızda böyle tipler var işte dostlar. Bunlar tarih anlatıyoruz ayağına. Bir şeyler anlatıyorlar ama tabii biz bunları üzeceğiz. Üzmeye devam edeceğiz dostlar. Yani bu gibi adamları işte yüzyılımızın en büyük siyasal analisti ve tarihçisi olarak görüp bunun peşinden gidiyorlar ve Lozan Antlaşması 100 yıl süreyle yapılmıştır cümlesi de bunların tayfasından çıkıyor yani. Düşünün artık. Anlaşmanın gizli maddeleri var. İşte bu gizli maddelere Türkiye'nin bor ve petrol
başta olmak üzere madenlerini çıkarması yasaklandı falan. İşte bu nedenle şu anda biz bunları çıkaramıyoruz, yararlanamıyoruz bunlardan. Antlaşmanın süresi 2023 yılında dolacaktı. Komiklerdi ha aslında yani. Valla komik adamlar ya. Diyor ya, dolayısıyla 2023'ten itibaren madenlerimizi yer üstüne çıkaracağız ve hızla gelişeceğiz falan diye öyle slogan atıyorlardı. Oysa 4 Haziran 1985 tarihinde kabul edilen maden kanununun birinci maddesinde şöyle bir ifade geçer dostlarım. Size aktarmak isterim bunu. Şimdi... Ya söyleyecek çok şey var da dostlar. Bu maddede diyor ki bu kanun madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, işte üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenler şeklinde bir ifade geçer o kanunda. Aynı zamanda yine 10 Haziran 1983 tarih ve 2840 sayılı kanunun ikinci maddesi var. Orada da bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı maden kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir diyor. Hani bu Türkiye, Rusya, Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 4 bölgede çıkarılan ve dünyadaki rezervlerin %73'üne sahip olduğumuz şu bor efsanemizden bahsediyorum dostlarım. ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yani ETİ Maden yayınlandığı faaliyet verilerine göre %60 pazar payı ile sektörde liderliğini sürdüren Türkiye 2023 yılında 1.8 milyon ton bor ürünleri karşılığında 1 milyar 14 milyon dolar gelir elde etmiş. Bu kadar mı? Elbette değil. 4 Kasım 1978 tarih ve 2172 sayılı kanunla devletçe işletilecek madenler sıralanmış mesela dostlar. Hepsinden vazgeçtim. Bak bunların hepsini koy kenara. Atatürk tarafından daha 14 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı kanunda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü MTA kuruldu. MTA. Maden çıkaramıyorduk da bunlar dağlarda kekik aramak için mi? Toplamak ya dağlardan kekik toplamak için mi kuruldu bu kurum? He? Ya asıl üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz dostlar? Bu internetten böyle yani çok küçük bir araştırmayla ulaşılabilecek bu bilgiler bu kadar kolayken yani bunlara ulaşmak falan. İnsanların bu safsatalara inanması gerçekten akıl alır gibi değil ya. Sizce de öyle değil mi dostlar? Yani bu, yani araştırma ihtiyacı hissetmiyor bile insanlar yani. Ya bak hepsinden geçtim. Yıllarca Atatürk'e hakaret ve küfür edenlerin kaynak kişi olarak kabul ettikleri Rıza Nur'un Lozan heyetinde bulunması bunların hiç akıllarına gelmedi mi bilmiyorlar. Bunu biliyorlardır herhalde değil mi? Yani Atatürk'ten nefret eden bir kişiden bahsediyoruz şu anda mesela. Bu gizli maddeleri falan açıklamamış. Aklına gelmemiş gizli maddeleri açıklama. Lozan'a kadar gitmiş açıklamamış. Kesin Ahmet Anapal'ın elinde vardır ha Lozan'ın gizli maddeleri. İşte bunların bu Lozan Antlaşması ile ilgili düşünceleri bu kadar yüzeysel, sığ. İşte 2023'ü geçtik, 2024 yılına geldik falan. Şimdi sorsan diyecekler ki biz gizli maddeleri var demedik yani. Çok gizli maddeleri var dedik falan diyecekler. Doldu çok şey, 2023 doldu o zaman şu gizli madde, çok gizli madde, gizli maddeyi bıraktık. Çok gizli maddeleri falan çıkarın da biz de öğrenelim hep beraber. Şimdi dostlar, Festigiller familyası ve sosyal medya tosuncukları yıllarca halkımızın büyük bir bölümünün astı astarı olmadan, işte elle tutulur bir kaynağı olmadan bu tür senaryolarla böyle kandırdılar zihinlerini, esir aldılar insanları. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığını halkımızın beynine böyle sinsice işlediler. Hala işlemeye de devam ediyorlar. 10 tane doğrunun arasına 2 tane sinsi cümleyi iliştirip Atatürk düşmanlığını körüklemeye devam ediyorlar. Bunun da gözümüzden kaçtığını zannediyorlar. Bir de utanmıyorlar bu şeyi de, bu iftiralar, yalanlar, karalamalar, çarpıtlamalar, işte cımbızlamalar, anlamından koparmalar falan, onlarla böyle bunu da gerçek tarih diye yutturuyorlar. Birilerinin hatıratlarıyla yalan bir tarih oluşturuyorlar falan. Bunları da Anadolu'nun saf, temiz
temiz ve mert evlatlarını kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu bir kısmen de başarılı oldular. Sonuçta böyle şey yapıyor yani, kendileri gibi bencil, yalancı, riyakar bir kitle oluşturmaya çalışıyorlar yani. Ne yazık ki kendi bildiğinin doğruluğunu savunan bu kesim, doğrusunu söyleseniz ve hatta bunların ağzının ortasına belgeyi sağlı sollu çarpsanız bile, yani delillerle ispat etseniz bile, bu delilleri görmezden geliyorlar. Yani az düşünüp çok konuşuyorlar bunlar. Acayip çok konuşuyorlar. Konuşurken de bir şey yok yani, elle tutulur bir şey yok. Bu da yetmezmiş gibi bir de karşılarındakini işte cahillikle falan itham ediyorlar. O anlattım ya Bizimkiler dizisini, aynı ondaki gibi işte. Onu mu izlediler acaba bunlar da saçıldılar sosyal medyaya, ne dersiniz? Dostlar, bunların hedefi Atatürk ve Cumhuriyet rejimi ve haliyle Türk milleti elbette. Biliyorsunuz 20. yüzyılın başındaki ekonomik ve siyasal gelişmeler sonucunda 1. Dünya Savaşı'nı yaşadık. Bu savaşın en önemli çatışma alanlarından bir tanesi de, hatta en önemlisi, Osmanlı coğrafyasıydı biliyorsunuz. Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti askeri ve ekonomik durumunun giderek kötüleşmesi üzerine barış istemek zorunda kaldı. Zaten Osmanlı üreten bir ülke falan değildi yani, tüketen bir ülkeydi. Sonuçta da 30 Ekim 1918'de de Mondros Mütarekesi'ni ne yazık ki imzalamaktadır. Zorunda kaldı Osmanlı. Bu anlaşmayla sevgili dostlar, Osmanlı Devleti askeri, siyasi, idari ve hukuki bakımdan tamamen etkisiz hale getirildi. İstanbul'un işgalinden sonra İngiliz Yüksek Komiseri Calthorp, İngiliz Savaş Bakanlığı'nda yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda ateşkes koşullarını uygulamayanların veya geciktirenlerin, işte İngiliz kumandan ve personeline saygısızlık yapanların falan, İtilaf Devletleri'nin herhangi bir esirine kötü muamele edenlerin, başta Ermeniler olmak üzere diğer şeylere, ırklara falan zulmedenlerin, zulm yapanların, gayrimüslimlerin falan mallarını yağmalayanların ve tahrip edenlerin, savaş kanunlarını ihlal edenlerin falan, bütün bunların hepsinin teslim edilmelerini Damat Ferit Beyefendi Hazretlerinden, yani Damat Ferit hükümetinden istediler bunlar dostlarım. Tabi İngilizlerin bir dediğini ikiletmeyen Damat Ferit Paşa hükümeti 10 Mart 1919'da İtilaf Devletleri'nin övgüsünü almak için, onların övgüsüne mazhar olmak için, aralarında eski Sadrazam Said Halim Paşa, eski Menteşe Mebusu Halil Bey, eski Maliye Nazırı Rıfat Bey, eski Dahiliye Nezareti Müsteşarı Ali Münif Bey, eski Dahiliye Nazırı Fethi Bey, eski Marif Nazırı Şükrü Bey, eski Adliye Nazırı Pirizade İbrahim Bey, eski Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey, eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi olmak üzere çok sayıda eski nazır, mebus, gazeteci ve yüksek memurun bulunduğu 22 kişiyi tutukladı dostlar. İngilizler Osmanlı karakol ve hapishanelerine girerek talep ettikleri listelerde yer alan şahısları ellerini kollarını sallaya sallaya gayri kanuni yollarla güç kullanarak bile alabiliyorlardı dostlarım. Hatta İngiliz Yüksek Komiserliğinden İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na 4 Mart 1919 tarihinde gönderilen mektuptan anlıyoruz ki Hariciye Nazırı Yusuf Franco Paşa 1 Mart 1919 tarihinde İngiliz Yüksek Komiser Vekili Webb'den Hariciye Nezareti ile yapılan yazışmalarda kullanılan lisanda biraz daha hoşgörülü bir üslup kullanılmasını rica etmişti. Bu süreçte işlerinde Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yer alan mebusların da bulunduğu milli mücadele yanlısı birçok şahıs Malta'ya gönderilmeye başlandı dostlar. Sürgüne. Yani İngilizler geldiğinde diyorlar ya, İttihat ve Terakki yıktı Osmanlı'yı diye. İngilizler geldiğinde ilk önce İttihat ve Terakki paşalarının kellesini istediler. Şimdi listede kimler yok ki bunların içinde? Eski Sadrazam Said Halim Paşa, eski Mebus Ziya Gökalp var Türkçülüğün fikir babalarından. Eski Adliye Nazırı Halil Bey var. Eski Maarif Nazırı Şükrü Bey var. Eski Dahiliye Nazırı İsmail Can Bolat var. Fethi Beyler var falan. Eski Harbiye Nazırı Hacı Ahmet Paşa var. Eski Şeyhülislam Hayri Efendi var mesela. İttihat ve Terakki Cemiyeti Sekreteri Ferit Bey bunlardan birkaçı yani, böyle sayabildiğim hemen. İngilizler 28 Mayıs 1919 tarihinde Bekir Ağa bölündeki içlerindeki mebustu, valiydi, kaymakamdı, böyle birçok üst düzey İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyelerinin falan bulunduğu 67 tutukluyu alıp bunların 12'sini Mondros'a, geriye kalanlarını da Malta'ya sürgüne gönderdi. Malta adasına. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz?
musunuz dostlar? İngiliz yüksek komiseri Kalthorpe'un daha iyi ve daha dost bir Osmanlı hükümeti bulmak imkansız dediği damat Ferit Paşa, Malta'ya gönderilenlerin sayısını yeterli bulmuyordu. 67'si gitti, daha da fazlası gitmesi lazımdı. Erzurum Kongresi çalışmalarının sona ermek üzere olduğu bu sırada Kalthorpe'a çok sayıda şahsın tutuklanması halinde bu şahısları Malta gibi güvenli bir yere nakledip nakledemeyeceklerini soruyordu beyefendi. 8 Mart 1919 tarihinde yayınlanan kararname ile Divanı Harbi Örfi İdaresi üyeleri tamamen askerlerden oluşturuldu. Hazırlanan kararnameye göre Divanı Harbi Örfilere memuriyeti ne olursa olsun hiç fark etmeksizin ülkenin savaşa girmesinden sorumlu olanları, İslam, Ermeni, Rum tehcir ve katliamları düzenleyenleri, halkı birbirine kışkırtarak ulaşım vasıtalarını vurgun yolunda kullananları yargılama yetkisi verildi bu orduya, güçlere, askerlerden oluşan güçlere. Bak, adamlar daha o zaman Ermeni ve Rum tehcir ve katliamları yapıldığını kabul ediyorlar. Bugün birileri bağırıyor ya, çıkıp böyle çıkıp işte Ermeni soykırımı, Ermeni soykırımı diye bu suratımıza bağırıyorlar ya. Ha işte onların uzantıları daha o zaman kabul etmiş onu. Damat Ferit Paşa hükümeti hazırlanan bu kararnameyi padişahın onayına sunmadan kabul etti. Hemen. Böylece daha önce padişahın onaylamadığı Divanı Harbi Örfilerin yetkileri hükümet eliyle arttırıldı. Şimdi tam da burada bir konunun altını çizmek istiyorum dostlar. Ne diyor bu Festigiller familyasının tarih cellatları, işte sözde tarihçileri, mini mini billeri, çalışkan ikileri, ıvırı zıvırı alayı, ne diyor bunlar? Osmanlı'yı 9 yılda yıkan Enver, Cemal ve Talat paşalar yurt dışına kaçtılar. Şimdi ben soruyorum, böyle bir ortamda ne yapmalı? Ne yapmaları gerektiğini değerlendirmesini ben artık size bırakıyorum dostlar. Fakat şunu unutmayın. Bakın, sakın unutmayın. Bu dönemde emniyet müdüriyetinde çalışan bir Ermeniden temin edildiği söylenen ve Ermenilerin katledilmesi hakkında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 10 emri olduğu iddia edilen sahte bir dosya çarşaf yayınlanıyordu o zaman. Tutuklanan şahıslar alelacele 4 üyesi gayrimüslimlerden oluşan bu mahkemelere çıkarılıyordu. Birkaç celse sonra da haklarında hüküm veriliyordu. Peki dostlar, şimdi bu damat Ferit Paşa hükümeti falan harıl harıl İttihat ve Terakkici avına çıkmışken Mustafa Kemal Paşa ne yaptı şimdi? Ne yaptı Mustafa Kemal Paşa? İngilizlerle anlaştı. Evet dostlar, büyük sırrı deşifre ediyorum bu videoda. Kısaca ona da değineceğiz şimdi. Mustafa Kemal Paşa askeri yetkililere talimat verdi. Anadolu'da bulunan İngiliz subaylarının tutuklanmasını emretti. Talimat doğrultusunda aralarında Rawlinson'un da bulunduğu İngiliz subaylar tutuklandı. Hem de derdest edilerek tutuklandı. Nasıl anlaşma bu şimdi? Atatürk İngilizlerle anlaşmıştı ya, böyle anlaşma mı olur kardeşim? Olur anacığım, olur. Mustafa Kemal Paşa gibi bir Türksen olur. Bak, Mustafa Kemal Paşa bu tutukluları Malta sürgünlerinin kurtarılması için rehin tutmuştu dostlar. 23 Ekim 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstanbul'daki temsilcisi Hamit Bey ile İngiliz yetkililer arasında varılan uzlaşmayla Malta'da bulunan bütün tutuklulara karşılık Anadolu'da rehin tutulan o şeyler, işte İngilizler, Rawlinson bilmem neler falan, buna bütün şahısların karşılıklı olarak değiştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. İngilizlerle anlaşıyor Atatürk. Değiş tokuş da 30 Ekim 1921 tarihinde İnebolu'da gerçekleştirildi. İşte size İngilizlerle anlaşan Atatürk farkı. İngiliz muhibbanı saray conconları, kraliyet ailesinin şövalyesi gibi İttihat ve Terakkici avına çıktığında sürgüne gönderilen isimleri kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'da İngilizlerin ümüğünü sıkıyordu, kuyruğunu sıkıştırıyordu, tutuyordu böyle kuyruğunu. Atatürk İngilizlerle anlaştı diyen aklı evvellere duyurulur. Şimdi ben bunları neden anlattım dostlarım? Şimdi gelelim oraya. Bir sonraki videonun temelini oluşturmak için anlattım. Bizim bu tarih doktoru olduğunu iddia eden Ahmet Anapalı ve tayfasının bu millete anlatmadığını, yani İngilizlerin tek kurşun yemeden İstanbul'a nasıl geldiğini ilk videomuzda anlattık. Şimdi bu videoda neyi anlattık dostlarım? Vahidüddin'in sadrazamı, damat Ferit gibi İngiliz muhibbanlarının işgalcilerle olan aşağılık ilişkilerine değindim ki sonraki sohbetimizde, hatta sohbetlerimizde
kimin kimi denize döktüğünü herkese güzelce anlatabilelim, aktarabilelim. Herkes de net bir şekilde anlayabilsin. Lozan'a giden süreci, geldikleri gibi nasıl gittiklerini, Lozan'ın nasıl bir zafer olduğunu kafalarına vura vura anlatacağız dostlar. Video ile ilgili ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz dostlarım. Videomda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlığınız daim, vatan sevdanız hakim olsun.